الله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته İbn Hibban'ın El-Musnedü Sahih Al-Tekasim Vel-Envar adlı Musnedini okuyoruz. İbn Hibban Allah'ın elçisinden rivayet yoluyla ulaşan haberleri beş ana bunları da kendi içerisinde çeşitlendirerek oluşturduğu bu kitabına kısımlar ve çeşitler adını koymuştur. Bu kısımlar emirler, yasaklar, haberler, mübahlar ve fiiller olmak üzere beş kısım. Emirlerde 110 çeşit, nehilerde yani yasaklarda da 110 çeşit. Haberlerde 80 çeşit, mübahlar ve fiillerde de 50'şer çeşit olmak üzere toplamda 400 çeşit sayıdadır. Biz emirleri, yasakları okuduk. Şu anda haberlerdeyiz. Haberlerin de 3. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız şöyle. El-ihbaru amma akramahullahu celle ve ala. Allah celle ve ala'nın kendisine lütfettiği yani elçisine ve arahu iyyaha ve ona gösterdiği yani yaşattığı وَفَضَّلَهُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ ve böylelikle diğerlerinden farklı kıldığı hususların, lütufların anlatıldığı bir çeşitteyiz. Epeyce ne hadis okuduk bu çeşitten. Geldiğimiz en son hadisin numarası 3019. Başlığı şöyle, İbn İbban bir de hadislere başlık atar. Bunlara zikir başlığı der. Bunlar üzerinden de konuyu işler. Kendi fıkhını da buradan okuyucuya iletir. Hadisi de bu başlıklar içerisinde özetler. Zikru vasfi akubeti akvamin min ajli a'malin irtekabuha. İşledikleri belli davranışlardan ötürü bazı kavimlerin veya bazı kimselerin yaşadıkları cezaların betimlenmesi. Bunlar uriye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyya Allah'ın elçisine gösterildi. O da gösterildiği şekliyle bunları betimledi. Yaşatıldıysa şayet ki hadiste yaşatıldığı anlatılıyor. Böylesi zamanı aşkın bir yolculuk ve orada gördükleri Allah'ın elçisi tarafından bir şekilde insanlara anlatılmış. 3019. Akhbarana Muhammed ibn İshak ibn Huzeyme'te. Bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme anlattı. Haber verdi. Haddetena Rabi'a ibn Süleyman'a, bize Rabi'a ibn Süleyman anlattı. Haddetena Bişr ibn Bekr'in, bize Bişr bin Bekr anlattı. Haddeteni İbn-i Cabir'in, bana İbn-i Cabir anlattı. Haddeteni Süleym ibn Amir'in, bana Süleym bin Amir anlattı. Haddeteni Ebu Umamet el-Bahili'yü, bana Ebu Umame el-Bahili anlattı. Kale dedi ki, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Allah'ın elçisinden işittim. Diyordu ki diyerek anlatmaya başlamış. Kim? Ebu Umame el-Bahili. Kale. Beyne ene naimun. Ben uyurken iz etani raculani. İki adam geldi. Fe ehedâ bidaba'iyya. İki pazumdan veya iki kolumdan beni tutup فَاَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا beni sarp bir dağın yanına getirdiler. فَقَالَا لِي o ikisi bana dediler ki اَسَعَدْ haydi tırman. حَتَّى اِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ ben dağ yarılamışken tırmanarak فَاِذَا اَنَا بِصَوْتٍ شَد۪يدٍ çok şiddetli sesler duydum. فَقُلْتُ dedim ki مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ nedir bu sesler? قَالَ dedi ki هَذَا
Uvâ'u ehlinler. Bu ateş halkının ağlayışları. Sümmen tulika bi. Sonra beni tekrar yola koydular. Yola koyulduk. Fe izâ ana bi kavmin muallakîne bi arâkibihim muşakkakatin eşdâkuhum tesîlu eşdâkuhum demen. Vardığımızda kellelerinden askıya alınmış. Kancalarla yüzleri yarılmış veya kancaların yüzlerine takılı olduğu, yanaklarından kan akı veren bir toplulukla karşılaştım. Fakultu dedim ki, men haulâi, kimdir bunlar? Kîle, denildi ki, haulâi lezîne yuftirûne kable tehilleti savmihim. Bunlar oruç vakti gelmeksizin, yani yemenin helal olduğu an gelmeksizin, öncesinde iftar eden kimseler. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Sonra yola koyuldu. İftar saati gelmeden oruçlarını bozan kimseler. Yani sonuçta onlar da buna giriyor ama onlar oruç tutmayanlar diye anlatılır. Bu iftar öncesi yiyen ifadesi biraz bize başka bir şey anlatmaya çalışıyor sanki. Yani orucu tutuyor ama iftar vaktini özenle beklemiyor. Bir saat öncesinden, iki saat önce. Yani ciddiye almıyor gibi. Bilmiyorum. Bana pek yani anlatılan, betimlenen sahneyle pek uyumlu bir amel gibi gelmiyor açıkçası. Oruca başlayan bir insan var. Ortada oruca başlayan bir insan var ve bir de pratik değil. Yani özellikle yapıyorsa bunu, yani oruç tutalım, akşama bir saat kala kıllık yapalım, bozalım gibi. Bunun da örneğini görmedim ama böyle varsa, yani Allah'a vaka, hani günün başında iman edelim, günün akşamına اَمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَجْهَنَّ هَارِ وَكْفُرُوا اَخِرَهُ Günün başında iman edelim, müminler heveslensinler, o ehli kitabı iman ediyor, ne güzel desinler. Günün akşamına onları demoralize etmek için, ya diyelim sabah öyle geldi ama saçmalık, biz iman etmiyoruz. Hani olabilir de böyle diyen bir kitleyi mi tarif ediyor? Hani böyle kimseleri tanımadığımız için dolayısıyla şey geldi bana, bir problem mi var acaba? ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Hadisin başka tariklerinde aynı yere özellikle bakmak lazım. Eğer orada renkten rengi giriyorsa aynı yer, o zaman bir ravi yanılgısından söz edilebilir. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Sonra yine yola koyulduk. فَاِذَّا اَنَا بِقَوْمٍ Sonra ben bir kavimle karşı karşıya geldim. اَشَدِّ شَيْءًا اِنْتِفَاخًا Öyle şişkin, yani şişmişlerdi. Bedenleri şişik vaziyetteydi. وَاَنْتَنِهِ رِيحًا Ve öylesi kötü kokuyorlardı ki. وَاَسْوَئِهِ مَنْضَرًا Ve öylesi kötü bir manzara vardı ki. قُلْتُ Ben dedim ki, مَنْ هَاُولَٰئِ Kim bunlar? قِيلَ Dendi ki, اَزَّانُونَ وَالزَّوَانِ Bunlar zina edenler, zina eden erkekler ve kadınlar. Şimdi ben hatırlıyorum, bu hadisin birkaç türevi var. Ve inanır mısınız, bırakın böyle o yeri bulmak, o yeri bulamazsınız bile. Yani o diğer gittiğiniz yerde, paralelinde tam öyle bir yer de yoktur. Yani o kadar zihnin toparlayıp anlattığı bir şey ki, işte sanıyorum 3-5 hadis sonra da gelecek o dediğim diğer tarik. Burada olursanız veya bugün denk gelirse, yine Hazreti Peygamber aynı rüyasını anlatıyor, aynı iki kişiyle başlıyor ve sahne sayısı da belki bir eksik bir fazla aynı ve orada da zinakarlar şeyler ama anlatım dili tamamen farklı. Anlatım üslup ve şeyler de, bu gerekçeler de zaman zaman farklı. Mesela orada böyle bir gerekçe yok, orucunu vaktinden önce açmış diye. Başka bir hadis de var ama o biraz daha farklı. Bu hadis her zaman ben öyle düşünüyorum. Hadiste tarik okudukça, yani aynı rivayetin farklı kanallarına baktıkça aslında ne olmuşu tahmin etmenin bir yolu var. Ve orada sanılıyor ki farklı tariklere baktıkça güvenin azalır. Tersine güvenin artar. Çünkü bu kadar doğal, bu kadar sürecin bütün izlerini taşıyan, yani ara evrede geçirdiği, neredeyse her ravinin bulaşığını da üzerinde barındıran şeyleri görmeniz mümkün. Ha, bu kanalda gelen rivayet, ravilerimiz bunlar, bu kanalda gelen rivayet, aldığı şekil bu. Yazıma geçtiği evre zaten hadis rivayetinde bellidir.
hadisin yazıya geçtiği, atladığı yer belli. Bu bize o kritik dönüşümü, yani ondan sonra kalıplaşır hadis ve dolayısıyla en son kimin elinden ifadeleştiği görmek mümkündür. Ha, bu bunun ifade ettiği hadis, bu da bunun dersiniz. Aynı olayı hafızalarında kaldığı şekliyle, belki bir önceki anlatımla da biraz karışarak. Dolayısıyla hadiste farklı tarik, farklı tarik, farklı tahir. Size hadise yönelik güven verecek olan da farklı tariktir. O yüzden geçenlerde bir Buhari şeyi okudum. Buhari ile ilgili bir eleştiri okudum. Buhari hakkındaki rivayetlerden yola çıkarak Buhari figürünü tamamen siliyor. İşte Buhari hakkında biri şunu rivayet etmiş. 600 bin hadisten işte veya bir yere gittiğinde işte yiyeceği çekmiş, adamın biri veriyormuş da bakmış ki hayvanı aldatıyor. Böyle afaki Buhari ile ilgili rivayetler. Velev ki Buhari'den aktarılarak, yani onun üzerinden geliyormuş. Sonuçta bu elimizdeki bir rivayet ve bu dediğiniz rivayet Buhari'de yok zaten. Yani başkaca kitaplarda Buhari ile ilgili anlatılıyor bunlar. Buhari'nin şanını, kadrini yüceltmek için anlatılmış ifadeler olmadığını nereden biliyorsunuz? Buhari yoklaması böyle mi yapılır? Buhari rivayetlerinde anlattığı şey ne kadar isabetli, bu şebekenin, yani anlatım, bu network'ün içerisinde doğru bir yerde mi duruyor? Bununla aynı aktarımı, aynı kaynaklardan başka kimler doğruluyor? Bu işin yolu ilmi bu. Sözüm ona rasyonel davranıyor. Excel kullanmayı öğrenmiş. Hesap yapıyor. Kişinin ömrü falan. İşte sığar mı bir kişinin ömrüne? Her bir hadis için böyle yollara koyulacak. Bilmem ne yapacak. 600 bin hadisten seçecek. İşte bak zaman kalmadı. Demek ki bunlar yalan. Buhari yalancı ve dosya kapandı. Yani bunun senin bu yaptığını, yani Goldziher'in bile aklına gelmedi. Koca Britanya devletinin kendisine para verip bu din aleyhinde olanca müsteşrik yola çıkardığı halde yıllarca Müslümanlar arasında kalıp çok ciddi eserler yazdılar ve ciddi eleştiriler getirdiler ve özellikle hadis sahasında ve olağanüstü hadis sahasında kitabın, telifin yazılmasına katkı sağladılar, tetiklediler çünkü eleştirileriyle. Ama böyle abuk subuk bir eleştiri onların hiçbirinden çıkmadı. Dolayısıyla mesela diyelim ki Buhari, bir tane Buhari rivayetini veya herhangi bir Buhari rivayetini veya komple Buhari rivayetlerini alırsın rivayeti eline. Buhari ben kimden duydum diyor bunu. Diyelim ki Ahmet'in oğlu Mehmet'ten duydum diyor, değil mi Buhari? Başlıyor hocasından isnat veriyor. Ve zincir uzuyor gidiyor Hazreti Peygamber'e kadar. Buhari tarihin bir noktasında yaşayan bir kimse. Tarihin öncesi de var. Buhari bu alanda yazılmış ilk kitap da değil. Gidersin önceki kitaplara. O Buhari'nin hocası denen kimseden başka kimse bunu anlatıyor mu? Başka coğrafyada yaşamış, başka bir eser yazmış. Sen o el yazmayı bambaşka bir coğrafyada bulacaksın zaten. Ha gidip o el yazmanın tarihine, mürekkebine, kağıdına kadar tarihi vesika yoklaması da yapabilirsin. 50 sene önce Buhari'den önce yaşamış bir adamın kitabında, 50 sene sonrakilerde yine aynı zincirin önünden arkasından aynı rivayeti buluyorsan, Buhari'nin burada ben falanca kişiden duydum demesini nasıl suçlayabilirsin? Öyle bir hava veriyor ki Buhari oturmuş 250 yıl sonra şöyle bir akşam ayaklarını gerdirmiş, oturmuş, peygamber böyle dedi. Ya bir insan kendi cehaletini bu kadar abuk, bu kadar sabuk bir şekilde ilan edebilir. Seni kim ciddiye alır? Hangi bir ilmi kurumda senin hakkında yüksek lisans doktora yapılır? Abuk subuk biri olarak öyle karikatürize kalırsın. YouTube görüntüsü yapmışsın böyle. Tahmin ettiğiniz kişiyi de demiyorum ben. Tanımıyorum başka birisi. Yani bazılarınız tebessüm ediyor. Yok o değil. Ama işte Excel kullanmayı öğrenmiş. Böyle hücreleri tıklayarak çabuk çarpma yapabiliyor. İyi de olay bu değil ki. Yani sen bu organizasyonu tarihi belge açısından, el yazmalar açısından, Buhari öncesi kitaplar açısından, aynı isnat üzerinde, verdikleri isimler üzerinden gelen rivayetleri Buhari öncesinde de gidip buluyorsan, Buhari'nin ben duydum dediği kişiden başka müellifleri de ben de duydum deyip kitap yazmışken buluyorsan ve bunlar farklı farklı coğrafyada yaşamış insanlar, ve bunların sayısı 3'le, 5'le, 4'le, 10'la değil. Ve bu rivayetlerde rol almış insanların biyografilerinin değerlendiğini öncesinde, sonrasında, nice biyografi kitabında buluyorsan,
Bu şebekenin organize olma olasılığı yok bir defa. Bakınız Mısır'da yazılan, Mısırlarla ilgili yazılan bir biyografi kitabında Yumbul, Nafi'nin adını göremedi diye oradan yola çıkarak diyor ki Nafi Mısır'a gitmişti. Mısır'da Nafi basit bir adam değil. Mısır'dakilerle ilgili ve o dönemi yazan bu kimse kitabında Nafi'den söz etmiyor. Buradan yola çıkarak Nafi'nin tarihi şahsiyetini tartışmaya açmaya çalıştı. Bilim dünyası açısından olabildiğince abuk subuk bir girişim. Şeyler bile şey yapmadılar. Orientalistler bile yani dediler ki sen dediler Nafi'nin geçtiği nice biyografi kitabı var. Bir tanesinde yok diye bu iddia çok abartılı dediler. E silento argüman diyor buna. Yine bir başka müsteşrik. Ve ne oldu? Aynı kitabın başka bir yazmaları kütüphanelerde bulundu. Eksik olduğu ortaya çıktı. Yeniden tahkik edildi. Yeniden tahkik edilen kitapta Nafi de var. Dolayısıyla ilim dediğiniz şey özellikle tarihi ilimler, vesikalar üzerinden, belgeler üzerinden, reel, rasyonel bir yoklamayla, hadis buna açık zaten. O yüzden kendi kaynaklarını veriyor. Sen 3-5 tane, üstelik konuşmacının görüntülerini almış. Onları da suçluyorum. Yani Buhari'yi anlatmak için Buhari'nin rivayetleri yetmiyor. Buhari'nin hadisçiliği yetmiyor. İsnadı, verdiği isnatlarda attığı başlıklar, oradan anlatacağını Buhari'yi oturmuş. Hikaye anlatır gibi bilir misiniz o Buhari nasıl Buhari'di? Bir hikaye anlatıyor. İşte günün birinde şöyle bir yarıştıralım dediler de bunları. Öğrencilere 100 tane biri diyor, 500 tane biri diyor, 1000 tane hadis verdiler de. Değiştirdiler de önünü arkasını da. Buhari bir çözdü, bir çözdü. Ya böyle bir şeyin aslı, astarı, hakikati, bu anlatım bunlardan Buhari beridir. Bu ne saçma sapan bir şey. Bu nerede buldun? Bir yerde... Bunları görünce dedim ki demek ki bir adamı kötülemenin en kestirme yolu onu abartılı bir şekilde öv. Abartılı bir şekilde öv, kimse senden şüphelenmez ama akıllı birkaç kimse de bu abartılardan yola çıkarak ona gölge düşürecektir. En azından gölge düşürebilecek argümanları ortaya koymuş olacaksın. Ne abartılı şeyler anlatıyorlar orada böyle. Oradan bakıyorsun cezbelenenler falan. Ya bu hadis okumasın, Buhari gelse... İsyan eder yani. Benim kitabımı okudunuz mu diyecek? Yok. E ne okuyorsunuz? Benim hakkımda böyle ileri geri konuşmalar okuyorsunuz. Yok her biriyle ilgili rüya görürmüş de, şöyle yapmış da, böyle senetleri düzeltmiş, böyle milleti hizaya getirmiş. Böylesi onlardan değerlenerek Buhari ile alakalı yalancı ithamına varan bir video çekmiş, oradan bırakmış. Bu mu ya? Bu mudur yani? Dolayısıyla tarih farkı bize bunlar rivayet ediyor. Ben açıkçası hadis çalışırken büyük şaşkınlık yaşıyordum. Yani 20, 30, 40 tane daha fazla sayıda hadis koleksiyonu var. E şimdilerde CD'lerde çıktığı için hadisi birkaç kelimesi üzerinden arayınca veri tabanından gidip tak 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 önünüze çıkarıyor. Bambaşka kitaplar, bambaşka coğrafyalarda yazılmış. Ve o bambaşka kitapların bambaşka el yazmaları var. Mesela bizim tahkik ettiğimiz İbn-i İbban'ın 9 tane el yazmasını bulduk. Bambaşka coğrafyalardan, Mısır'dan getirdiğimiz var. Topkapı Sarayı'ndaki Topkapı Sarayı da Osmanlı döneminde toplanma, başka yerlerden gönderilme. Hint alt kıtasından getirdiklerimiz var. Suriye coğrafyasından getirdiklerimiz var. Bunlar el yazması, tarih bunlar. Bambaşka şahıslar üzerinden aktarılmış. Tarihleri başka. Dolayısıyla sadece bir eserin bile tarihe uzanan kökleri var. Siz Buhari'nin herhangi bir rivayetini başkaca aktaranlarla aynı kaynaktan ve öncesini yine bir şekilde doğrulayabiliyorsanız bunlar size farklı farklı o hadisi böyle yoklarsınız. Ama kalkar da Buhari tek başına oturdu yıllar sonra böyle roman yazar gibi yazdı havası verirseniz bu sadece sizinle sınırlı kalacak veya sizin gibi düşünmek isteyen zavallılarla sınırlı kalacak bir şey olur. Size kafirler de inanmaz. Hiçbir tarihçi de böyle bir şeyi ciddiye almaz. Şeytan oyuncağı olur. O yüzden farklı tarihleri okumak insana güven katar. Gidip başka bir yerde ya yani başka bir ifade biçimle aynı olayla ilgili okuyunca diyorsunuz ya yani bu diğer tarikin bütün izlerini, farklılaşan izlerini
hepsini taşıyor. Hem de böyle doğal bir şekilde. Ve o size güven veriyor. Yani güveninizi yıkacağına müşterek noktalar açısından size güven katıyor. Ha, demek ki bu işin bir aslı var. Ha, buradaki detaylar çok sağlam olmayabilir ama bir gün Allah'ın elçisi bir rüya anlatmış. Anlatımda şuralardan bir bardağa kaçılmış olabilir. Anlatılanlar, anlatanların zafiyeti vesaire, beşeri şeyleri yansımış olabilir. Ama müşterek birkaç nokta açısından zihninizde belli şeyler sağlamlaşıyor. Ötekiler aynı anda zayıflarken. Devam ediyorum okumaya. Yazıda şimdi 7 rabi vardı. Biz bunun yazılı metne geçtiğini, yani İbn-i Hibban'la mı anlıyoruz? Yoksa daha önceki bu şeylerden, rabilerden biri yazılı olarak aktarmış olabilir mi? Yani 1. yüzyıl sonrası, 1. yüzyılın sonuna doğru yazım şeyi iyice hareketlendi. Yani dolayısıyla ilk 100 yıl içerisinde, ilk 50 yıl mesela olabildiğince hafızalarda. Nafi'nin vefatı 75. Nafi işte yarım yamalak, yani kısmen hafızada, kısmen yazı şey var ama çoğunlukla Nafi de hafızadan aktarıyor. Ama Nafi'nin önünde yazanlar var. Yani Nafi'den ezbere alan kimse pek yok. Nafi'ye gelenler elinde kalemli, kağıtlı yazıyorlar. Dolayısıyla yani Nafi 75 vefatlıysa 1. yüzyılın sonuna doğru bu şey kalkmış gibi düşünebilirsiniz. Yani yazma konusunda. Belki istisnai şeyler vardır hala çekinip yazmaktan imtina edenler. Başta burada anlatı diyor ya, biz anlatı deyince hep sözlü gibi anlıyoruz. Ders etmek gibi. Yok, yok. Yani ilk 3 raviden sonrası da yine anlattı diyor ama onlar tehdisi imla ile alıyorlar. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Zaten şeyden de görüyorsunuz. Mesela yukarıdan ayrılan hadislerde, yani yazım öncesi ayrılan hadislerde hadis kalıptan kalıba giriyor. Ama bir noktadan sonra kitaba düşen, mesela diyelim şu şahıstan sonraki kitaba düştüğü yerlerde hadisin hep aynı kalıpta kaldığını görüyorsunuz. Nafi hadislerini incelediğim o şeye bakarsanız ben orada bunlara dikkat çekiyorum. Bak diyorum, hadis belli bir kalıba kavuştu zincirin bu noktasından sonra. Artık ufak tefek şeyler var, o da yazım kusuru gibi gözüküyor ama hadisin kalıbı aynı. Fakat yukarıdan ayrıldığında hadis, yani Nafi'nin akranı mesela Salim rivayet ediyorsa hadisi, hiç Nafi'nin aktardığıyla lafız bakımından neredeyse benzerlik bulmak zor. Bambaşka bir ifadeyle veriyor. Aynı anlamı. Orada güzel örnekleri var karşılaştırmalı olarak. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Dolayısıyla şey düşünüyorum. Bir gün bir YouTube görüntüsü çekip Buhari'nin herhangi bir hadisini alıp Buhari bunu şu tarihte şu kimseden rivayet ettiğini söylüyor. Bu kimseden önce şu 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 kimseler var. Şu önceki kimseden Buhari öncesi falanca yazılı eserde aynı rivayeti falanca aktarıyor. Bu aktarılan rivayet şu 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 yazmalarla dünyanın şu şu kütüphanelerinde mevcut tarihi vesika olarak. Dolayısıyla o tarikin rivayeti, Buhari'nin rivayeti verdiği isnadın bütün uçlarından kitaplara düşen her yeri verip sadece bir rivayette bile Buhari'ye kimler eşlik ediyor, mütabaat ediyor, aynı zincirden hadisi duyduğunu haber veriyor diye göstermek lazım. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Sonra yola çıktım veya beni yola çıkardılar tekrardan. فَاِذَا اَنَا بِنَاسٍ Bazı insanlarla karşılaştık. تَنْحَشُ ثُدِيُّهُنَّ الْحَيَّاتُ Şeyler, solucanlar veya yılanlar o kadınların göğüslerini kuşatmışlar, ısırıyorlar. Böyle bir sahne var. قُلْتُ dedim ki مَا بَالُ هَاُولَٰئِ Nesi var bunların, niye bunlara bu azap yapılıyor? قِيلَ denildi ki, tabii merak ediyorsunuz suçlarını. هَاُولَٰئِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَا اَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ Bunlar çocuklarını sütlerinden mahrum bırakan kadınlardır. Demek o dönemde de varmış. ثُمَّنْ تُلِقَ بِي Sonra yine yola koyulduk. فَاِذَا اَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَحْرَيْنِ
Bazı çocuklarla karşılaştım, iki nehir arasında oyun oynayan. Fakultu, dedim ki, men haulâi, bunlar kimler? Kîle, denildi ki, haulâi zararil mu'minin. Bunlar müminlerin çocukları. Sım, he? Ölmüş olanlar. He, çocuk yaşta. Sımme şurife bi şerefen. Sonra ben büyük tepeye çıkarıldım, yüksekçe bir yere. فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ. O diğer rivayette, sonra bir yüksek ağacın dibine getirildim ve o ağaçtan yukarı çıktık. Yine orada da yukarı. Buhari'de okuduk, evet, işte. Buhari'de. Onun devam, bu o hadisin. Bir şey vardı, çıkıyordu, çıktıkça kafasına vuruyorlardı. Yani bir sürü ayrıntı var buradan farklılaşan. Burada geldik, bir tepeye çıkıyoruz. Orada işte ağaç, onun kadar yüksek ağaç görmedim. İbrahim Aleyhisselam. İşte onlar gelecek. İbrahim burada da var Aleyhisselatü Vesselam da. Yani iki hadisi yan yana koyduğunuzda burada doğal bir anlatma var. Bir aslı anlatan, aklında kaldığı kadarıyla anlatan iki insan figürü var dersiniz. فَاِذَا اَنَا بِثَلَافَةٍ. Üç kişiyle karşılaştım. يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ. Kendilerine ait bir içki yudumluyorlardı, içiyorlardı. Keyifli bir şekilde orada hamr içiyorlar. فَقُلْتُ, dedim ki, مَنْ هَاُولَٰي, kim bunlar? قَالُوا, dediler ki, هَذَا اِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيْسَى. Bunlar İbrahim, Musa ve İsa. Kurmuşlar orada. Ya kurmuşlar ifadesi değil de yani nasıl diyeceğim, masayı düzenlemişler veya kendilerine hizmet yapılıyor. İçkiler masalarda, bunu içkiden geri dönmek için söylemedim. İbarenin dünyaya bakan yüzüyle hafifliğinden geri kaçtığım için. Yoksa içki var orada. Ve içkiyi içmek üzere. Zaten hadiste de hamr geçiyor. Hadiste geçmesini umursamıyorum diyenlerdenseniz ayette de geçiyor. وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِشَّالِبِينَ. Üstelik dünya hamrıdan daha kaliteli, dezavantajları olmayan, sadece zevk veren. Eğer sarhoşluksa zevk, onu kastederek, her neyse zevki onun, lezzet, haz veren yönüyle, sadece haz. Yanı sıra böyle sıkıntı veren boyutlarıyla, mideyi rahatsız eden veya öğürten veya ne bileyim işte kusturan olumsuzlukları yok. لَا يُسْتَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. Ondan ötürü bu anlamda rahatsız edici bir baş dönmesi yahut işte kusmaları olmayan salt, lezzet, pure, tertemiz. Dolayısıyla bunu içiyorlar orada. Burada sakındığım bir şey yok bu ifadeyi kullanmakta. Orada hakikaten zevk almak için, hoşluk için, keyif için içen üç portreden bahsediliyor. İbrahim, Musa ve İsa. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ. Seni de bekliyorlar. Demek ki Allah'ın Resulü de onların bu zevk şeyine katılmak üzere. Ama rüyada olmuş bu olay. Girişte rüya dindi çünkü. Ancak cennette bu içki içme, kadehler, kadeh tokuşturmalar, karşılıklı böyle zevk alemleri tafsilatlı şekilde anlatılır. Burada herhangi bir tereddüte mahal yok. Yanı sıra o ortamda kendilerine bakışlarını indirmiş, bakışlarını odaklamış, onlara bütün içtenlikle, hevesle, arzuyla bakan güzelim kadınlar yine sahne içerisinde Kur'an'da anlatılır. Evet, وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِيَيْنِ. İri gözlü, كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Sıra sıra korunmuş inciler gibi diye Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği güzellikte fihinne hayratun hisen. Zat-ı İlahi'nin güzel dediği, artık bir müfessir öyle diyordu. Allah ki güzel diyor, gerisine bu ifade bile yeterli. Bütün güzelleri yaratan Cenab-ı Hak olduğuna göre. Dolayısıyla bu içki sahnesinde, bu zevk aleminde tam da insanın fıtratında bulduğu ve arzuladığı ve çoğunun dünyada yerine getirmeye, başvurduğu, giriştiği resmin gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve Kur'an bunu vaat ediyor. Allah Azze ve Celle bunu bir adım ötede bizlere vaat ediyor. Nuzulen min gafurin rahim. Büyük bir şölen, büyük bir misafirperverlikle Yüce Rabbe konuk olacak müminlere olağanüstü bir bahtiyarlık bu. Büyük bir özentiyle okuyor, heves ediyor ve ümit ediyoruz. Dileriz Rabbimiz bizi de bağışlar.
ve onların arasına ilhak eder. Bir sonraki hadisteyim. Deminki hadis nerede vardı diyeceksiniz. Deminki hadis ne Buhari'de varmış ne de Müslim'de varmış. Bu hadisin o değişik diğer türevi var Buhari'de ama bunun altına Buhari'de var demeye cesaret edemedik. Çünkü çok fark var arada. Okuyanlar Buhari'de varmış demesinler. Albani sahih demiş hadise. Bir sonraki rivayetteyiz. Zikru ardillahi celle ve ala el cennete ve nara alel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah celle ve ala'nın cenneti ve ateşi Mustafa aleyhissalatu vesselama arz etmesi, sunması. Öyle batılılar var ki müftedi iman etmiş. Hikayelerinde buna vurgu yapıyorlar. Yani bizim inancımızda cennet figürü zayıf. Ben Kur'an'ın, İslam'ın cennet figüründen olağanüstü etkilendim diyorlar. Doyurucu, beklentilerime uygun diyorlar. Yani ben diyordum Yaradan bu dünyada bana yaşattığı şu zevkleri niçin olağanüstü nimetler yurdu diye tarif ettiği yerde bana vaat etmez ki, sunmaz ki. İslam'a gelince en güzel, en dikkat çekici ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın hem de haya denen, yani Allah hakkı söylemekten haya etmez. En güzel şekliyle. Hatta fazlası var. Fazlasıyla hatta. Bir şeyi, bir tartışma esnasında Hristiyan taraf güya Müslüman'ı sıkıştıracak işte Kur'an'da bağışlayın pornografik ifadeler var diyerekten birkaç ayet okudu. Bunlardan bir tanesi de اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ اَعْنَا وَاَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابَا Muttakiler için Allah cennet yurdunu, cennetteki اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا bahçeleri, üzümleri ve göğüsleri ya iyice belirginleşmiş yahut yeni tomurcuklanmış yaşıt kızları bahsettiği ayeti okuyorduk. İşte bakın Muhammed'in tanrısı aleyhissalatü vesselam ne kadar edepsizce falan ifadeler kullanıyor diye. Bizim Şebir Ali çıktı, geldi bunun dedi, bu tam dedi insanın arzuladığı, beklediği, umduğu, heves ettiği, Cenab-ı Hakk'ın da vaat ettiği, bizim de okumaktan hiç sakınmadığımız, böyle kimsenin bilmediği, millete haber veriyormuş gibi, ifşa ediyormuş gibi niye şey yapıyorsun, orada Müslümanlar da var. Bunu dedi, bilenler herkese kaldırıyor. Görüyor musun diyor. Ezbere bilenler dedi. Çocuklar bile el kaldırıyorlar. Çünkü bu Amme suresi çocuklar bile bilir. İlk ezberlenenlerdendir. Biz bunu diyor ezbere biliyoruz. Herkes bilir diyor bizde. Böyle sizinkiler gibi sakladığımız. Bak şimdi dedi sizinkilerden okuyorum. Çoğu Hristiyan ona da el kaldırtacağım diyor. Bilmiyorum ve şok oldum diyecek. Bir başlıyor. Cennete kadın giremez. Çünkü kadın şöyledir, böyledir. Şöyle asın, böyle kesin. Kocası bakire diye geri getirirse sokak ortasında şöyle edilir, soyulur, böyle rezil edilir ve oracıkta öldürülür. Kadınlar şok oldular. Bunlar İncil'den mi okuyorsun dedi. İncil'den okuyorum dedi. Sizin kitabınızdan haberiniz yok. Bizim çocuklarımız bile ezbere biliyor. Bize ispiyonladığın yeri dedi. Dolayısıyla bu yaklaşımdan herhangi bir, yani bunu ifade etmekten herhangi bir yüksünme, yani yüksünme mi denir veya herhangi bir sıkıntı duyma falan, bu asla mümin için söz konusu olamaz. Ben yeri geldikçe söylüyorum, hatta bazen biraz çok sık mı söylüyorum, millet beni, yani özellikle magazinel boyutuyla ilgileniyor bu konuyla mı diyecekler diye, yoksa bu Kur'an'da, yani Kur'an'da Rabbimizin bize lütfettiği, okuduğumuzda olağanüstü keyif aldığımız, bir an önce ilahi rahmete girelim diye ne yapmamız lazım acaba? Günahlardan nasıl kurtuluruz da, mağfirete ereriz de bu rahmete kavuşuruz diye büyük bir sıkıntı mı deyin, kaygı mı deyin, ümit mi deyin, bu tür duyguların bizi sardığı ayetler bunlar. Olağanüstü hoşluk oluşturuyor kuşkusuz. Bu ayetleri okurken bu sonunda herhalde hissettim de hissetmedim. Yani tam tersi mesela burnumuzda tutuyor. Biz onların gördüğü abes şeyleri görmüyoruz. Yani bir mümin bunları okudu da. Abes şey yok ki zaten orada. Hayır yok ya. Onların gördüğü şekilde bir şey yani. O karalama maksatlı bunu söylüyor. Hocam Cenab-ı Hak cennet nimetlerini sayarken bizim burada tattığımız, bildiğimiz
evet. daha iyisinin orada olduğunu yani, söyledi işte. Mantık olarak bizim bildiklerimizden referans vermesi dışında bir durum zaten söz konusu değil. Yani. Tabii. Bunlar üzerinden referans veriyor ve bunlar diyor onun yanında basit diyor. Bak ne diyor? فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِّينَتُهَا. Size verilen her ne varsa meta. Ya meta demek demo demek. Yani sınırlı sürede hemen tüketilir, biter. Demo da öyledir, sınırlıdır. Biraz tam başladınız bir yere gelirsiniz, tak keser önünüzü. Hemen gıcık bir ekran çıkar karşına, işte öde bilmem ne falan. Meta bu, bitti. Tam zevkine ereceğim, tam bir şey olacaktı dersin, bu seferki de yarım oldu, bir dahakine diye yeni bir demo arayışına girersin. Ama demolar hep zevki yarıda bırakır, tatmin etmez. Ancak Allah Azze ve Celle وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah'ın katındaki hem daha ileri düzeyde hayırlı, yani bu çünkü light bir versiyonuydu, bu demek istiyor, derinlemesine daha ötede, وَأَبْقَى ve en önemlisi kalıcı. Tüketilen, bitirilen değil, devam eden bir nimetler. خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Kimler için ama? İman eden وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ve Rablerine tevekkül eden kimseler için. Tevekkül, imandan sonra yürünen bir şeymiş gibi benim zihnime düşüyor şu sıralar. Teslimiyet, tevekkül, iman sürecinden sonra kavuşulan üstün meziyetler gibi. Orada üstün sözünü söylemek istemiyorum. Diyor ki iman İslami, İslam teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül de saadet-i darayını, iki dünya saadetini doğurur. Güzel, harika. Ben sorum bir tane. Şarap konusunda bize yasak. Haram. Bilmiyoruz tadı nasıl bir şey. Cenab-ı Hak burada şöyle içerler de öyle. Şerbeti bilmiyorum. Yani şarap dediğiyle sarhoş edici şeyler mi anlaşılıyor? Hamurlu. Aynısı mı? Yani? Ben sarhoşlara sordum da nasıl bir şey diye anlattı dedi. Yani şu yaklaşımla sordun herhalde. Yani bunun ön referansını bilmiyoruz. Dolayısıyla ileriye dönük vaadini de çok kestiremiyoruz. Tüme varım yapmakta yetersiz kalıyorum. Bir iki denemem mi gerekiyor gibi. Yok, nasıl olacak? Bilmiyorum. Zikru ardillahi celle ve ala el cennete ve nar. Allah celle ve ala'nın cenneti ve ateşi arz etmesi, göstermesi alel Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. 3020. اخبرنا الحسن بن سفيان bize الحسن بن سفيان haber verdi. Oradaki ala hocam Mustafa üzerinden mi, Mustafa üzerine mi? Mustafa üzerine, Mustafa'ya. Çünkü arada ala ile kullanılan bir şey. Yani urida aleyye, bana arz olundu. Türkçede ilah gibi bir şey kullanıyoruz, Arapçada ala kullanılıyor. اخبرنا الحسن بن سفيان bize الحسن بن سفيان haber verdi. حدثنا عاصم بن النضر bize Asım bin Ennadr anlattı. Haddethena Mu'temir ibn Süleyman'a bize Mu'temir bin Süleyman anlattı. Kale dedi ki Semi'tu ebi, babamı işittim. Haddethena Katadetu bize Katade anlattı. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhissalatu vesselama su ile sorulmuş. Hatta ahfavhu bil mes'eleti. O kadar çok soru sormuşlar ki bir gün Allah'ın elçisini bunaltmışlar. Fakale, o da bir an böyle, yani hadisin anlatımı öyle bir sahne sunuyor. Bir an böyle birdenbire sanki şeyden çıkmış, kopmuş böyle. Yani kızmış, öfkelenmiş. Seluni, hadi sorun bakayım demiş. Fevallahi la tes'eluni an şeyin. Bana soracağınız hiçbir şey yok ki illa beyentuhu lekum. Size açıklarım. قال فأرم القوم وخشوا أن يكون بين يدي أمر عظيم. İnsanlar çekindiler ve büyük bir olay vuku bulacak diye endişeye kapıldılar. قال أنس, أنس diyor ki فجعلنا نلتفت يمينا وشمالا. Sağa sola bakmaya başladık. فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي. Ne yana baksam başını bir elbisenin altına sokmuş ağlayan insanlar gördüm. Yani Allah'ın elçisinin bu öfkesi, kızgınlığı
onları bu düzeyde tedirgin etmiş demeye getiriyor. وَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Allah'ın Resulü demeye devam ediyordu bir yandan. سَلُونِ Sorun bana. Hadi sorun. فَوَاللّٰهِ لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ Bana soracağınız bir şey yok ki Allah'a yemin olsun. اِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ Onu size illaki açıklarım. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ نَحِيَةِ الْمَسْجِدِ Mescidin bir tarafından bir adam ayaklandı, kalktı. فَقَالَ dedi ki يَا نَبِيَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Nebisi مَنْ أَبِي Benim babam kim? قَالَ dedi ki أَبُوكَ حُذَافَةُ Senin baban Huzafe. فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Derken Ömer bin Hattab kalktı. فَقَالَ dedi ki يَا نَبِيَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Nebisi رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبَّنْ Biz Allah'ı Rabb olarak ve bil İslam'ı dinen ve İslam'ı din olarak ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resul'a ve Muhammed'i Allah'ın elçisi olarak kabul etmiş durumdayız. Ne'udhu billahi min şerril fitani. Biz fitnelerin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Bir başka rivayette önüne gelip Allah'ın elçisinin dizlerine elini koyup onu sakinleştirmeye çalışırken bir yandan bunları söylediği aktarılır. فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bunun üzerine Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam dedi ki, şimdi ona geçmeden önceki anlatımla ilgili okurken, bundan önceki okumalarımda da hep şu aklıma geliyor. Yani Allah'ın Resulüne soruyorlar, öyle kimi gizemli, gaybe taalluk eden konular. Cevap vermiyor, ketum davranıyor gibi. Sonra bir tane hadi sorun, ne soracaksanız soran diyor. Sanki biliyormuş gibi. Yani ama hadisin sonundaki şu ifadesi başka bir şey işaret ediyor bence. Diyor ki مَا رَأَيْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ Bugünkü gibi bana hiç gösterilmemişti hayır ve şer. اِنَّهَا سُوِّرَتْ Bana tasvir olundu. Suret haline getirildi. Li benim için el cennetu ve nar. Ateşte, cennette, cehennemde tasvir edildi. Fe absartuhuma. Gördüm onları. Dune zelikel hayeti. Şu duvarın dununda. Şu duvarın berisinde cenneti de cehennemi de gördüm. Bana bugün öyle bir tasvir edildi ki. Şimdi ben bu ifadeden aslı varsa kaydıyla o esnada kendisine yaşatılan, öncesinde olmayan ama o sıkıştırıldığı hal ile yani şu ne bu ne sorularıyla öyle bir an geldi ki ayrı bir boyutta ancak onun gözlerini o esnada müşahede ettiği ve fiziksel olarak karşı duvara karşılık gelen bir yerde bir suretlendirme yaşatıldı. Tasvir edildi diyor. Ve o suretlendirme yani düzlem boyutunda iki boyutlu bir alanda görüntü halinde kendisine müşahede ettirildi. Ve o esnada kim ne soracak olsa onun cevabını o görüntüde görecek şekilde buluyordu karşısında. Hatırlarsanız benzeri bir anlatımı kendisi İsra mucizesi sonrası Kudüs'le ilgili sorularda da rivayette geçer. Yani sorular soruldu. Ben çok orayı da odaklanmamıştım, hatırlamıyordum. Fakat sorular karşısında birden önünde tasvir olundu sorulduğu yerler. Ve cevap verdim diye. Bu tür bir anlatıma geçmiştekilerin önceki tetkik, hadis şeylerin, münekkitlerinin daha bir eleştirel yaklaşımları mümkün. Ama biz bugün bunu daha iyi anlayabiliriz. Yani görüntünün iki boyuta hapsedilip gösterilmesi. O teknolojik boyutta yaşanılan ayrı bir şey. Bunun ilahi kudretli daha olağanüstü yaşatılabileceğini hem de tam o insanların içerisinde kendisine gösterilebileceğini, bunun ilahi bir ayet olarak o esnada yaşatılabileceğini varsaydığınız takdirde bunun anlık yaşatılmış bir olay ile sınırlı olduğunu ve noktasal veri geçişine müsaade ettiğini düşünebilirsiniz. Sorun diyordu. Babam kim? Orada karşısında baban Huzafe'ymiş. Cevabını buldu. Yoksa Allah'ın elçisinin gaybı ihata ettiği, zaten dağarcığında tuttuğu ve her an zaten bildiği ama ketum davranıp söylemediği bir an böyle taşkınlıkla hadi lan söyle ne soracaksanız bugün söyleyeceğim dediği bir duruma tekabül etmiyor. Delili ne derseniz karinem hadisin sonunda gelen bu açıklama. Hadisin sonunda bugün öyle gösterildi ki diyor
şu duvarda cenneti cehennemi gördüm. Absartuhuma dune zalikel haiti. Şu duvarın dununda, yani berisinde o ikisini müşahede ettim. Nasıl? Sovirat. Tasvir olundu diyor. Şekil, resim olarak önüme çıkarıldı demektir. Bu rivayet 6863 nolu rivayet. Bu ve benzeri söylemleri ben yüksek lisans tezimde tartışıyorum. Çünkü bu bugün böyle söyleyince kolay oluyor da bu da ayrıca bir şey gerektiriyor. Teknolojik bir birikim, bir bakış açısı gerektiriyor. Yani duvar üzerinde resim veya duvar üzerinde suretlendirme ifadesi böyle tarihin herhangi bir döneminde bir insanın durup hayal edebileceği bir şey değil. Yani teknolojik bir ufuk gerektiriyor. Bugün mesela 100 yıl sonra çok sıradan olabilecek teknolojileri şu an belki hayal bile edemiyoruz yani. Adını bile koyamıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi dendiğinde bile aa çok yaratıcı fikirli diye deniyor böyle kimselere. O sebeple hadislerde geçen ve benim teknik açılardan soru işareti koyduğum, isnadı bakımından da çok güçlü değiller. Çok da hadisçilerin umurunda değildi zaten. İçinde dini bir hüküm içermediği için ilgilenmemişlerdi. Ama bakış açısı olarak inanın bilim kurgu filmi senaristlerine taş çıkartacak cinsten ifadeler var. Ve orada bunları sorguluyorum. Yani bunları nasıl telaffuz etti? Hazreti Peygamber'i bırakın, biri uydurduysa bile 2. 3. asırda bu adam hangi ufukla bunu söyledi diyorum ya. Öyle ifadeler var. Hangi ufukla bunu söyledi? Yani ifadeyi okuduğunuzda aa bu şu diyeceğiniz şeyler o kadar tıpatıp günümüz şeylerine uygun düşen, karşılık gelen, birebir eşleşen türden betimlemelerle dolu. Bunlar da soru işareti. Yani şimdi hocam görüntünün bile 3 boyutlusu çıktığına göre helogram geliyor yolda. Orada şu örneği verdim. Bir sempozyumda bu konuyu anlatıyordum. Dedim ki ben mühendisim, etrafımda mühendis arkadaşlar var. Biz hani fosil atık yakıtlar kullanıyoruz ya araçlarda, benzin işte dizel. Bir yandan da elektrikli araçlar çıkıyor. Gayet de ucuz. Ya acaba onu mu alsak falan filan diye ileriye doğru bu tutar mı olur bunun şeyini yapıyoruz. Bize de soruyorlar hani güya mühendis falan. Hala bugün olmuş kimse bu tutar, bu onun yerini alır, bu onu yıkarı söyleyemiyor. Yani araçları üreten firmalar var değil mi? O düzeye gelmiş, bazıları bu işe girmiş, üretiyor. Ama hala o olacak, o bunun yerini alacak kanaatini koyamıyoruz. MR'leri meydanda olduğu halde belki de hiç tutmayacak, olamayacak. İşte neden? İşte yeterince yükleyemiyoruz, biriktiremiyoruz enerjiyi falan. Ya bu buna ileri bir adım sonrasına doğru yönelik doğru bir cümle kurmak bu kadar zorken 14 asır öncesinden yağmurun rüzgar üzerinde tutunabildiği gibi insanların rüzgar üzerine binip seyahat edeceklerini söyleyebilmesi. Bütün kuvvetin ileriye dönük hep atmaya yönelik olacağını, atışa odaklanmamız gerektiğini. Ela innel kuvvete hiye ramyu. Kuvvet var ya atmaktan ibarettir. Atışa odaklanın diyen bir ifade. Hangi şeyle bunu söylüyor? Evden çıkınca kırbacıyla evdeki olup bittiğinden haberdar olmadıkça kıyamet kopmaz. Veya evdeki olup biteni kırbacının ucunun kendisine haber verdiği bir dönem gelmeden. Kırbacıyla insanlar konuşacak diyor. Yani bırakın Allah'ın Resulü'nü, bunu uyduran niye uydurdu? Hangi ufukla uydurduğu da ayrıca düşünüyorum. Ben inanıyorum ki şahsen Allah'ın elçisine zamanı aşkın yolculuklar yaptırıldı. Ve Kur'an'da bu لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Rabbinin büyük ayetlerinden kendisine gösterildi biçiminde ifadelerle. Belki daha büyüktür de biz, daha başkaları vardır da biz bunu büyük sandığımız için o ayetin kapsamına sokuyoruzdur. Bu da biraz ufuk meselesi. Çünkü bu Allah açısından zor bir şey değil. Ve o dönemin sıkıntıları içerisinde olağanüstü zorlanmış ve sebat etmiş elçiye ileride böyle olacak gösterimi olağanüstü zevkli bir şey olsa gerek. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mesela bir sahne diyor ki, o dönemde pazarlarda alışveriş yapılıyor. Alışveriş lokal olur. Ama falanca yurtta bu işin pazarı nedir? Filanca yerde, Yemen'de bu iş ne alır bitirir bilemezsiniz, değil mi? Ukayşe pazarındaysanız orada oluşan pazarla alır satarsınız. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, falanca oğulları kendi pazarlarında alışveriş yapar. Dur hele bir de filanca oğluna danışayım da öyle satayım demeden kıyamet kopmaz. Hayır. Anlattığı sahne son derece spesifik ama gerektirdiği şey bugününki iletişim hızı. Yani nasıl danışacaksın bilmem filanca oğullarının şeyini, yurdundaki bu malın fiyatını veya şeyini. O zaman mal bozulur zaten. Bilgi gidip geleceğim. Ya hocam, Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala.